Plus Medya bünyesinde hazırlanan Bizim Rehber'in tanıtım yemeğine ilgi büyük oldu. Simit Dünyası adlı restoranda düzenlenen yemekte davetlilere Bizim Rehber hakkında bilgi verildi. Yemeğe BEN Büyükelçisi Eğitim Müşaviri Sezai Güler, Din Hizmetleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın, Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani, Ticaret Müşaviri Ömer Faruk Çakır, MÜSİAD İsviçre Genel Başkanı Cesur Çıtak, İş Bankası İsviçre Müdürü Bülent Özsoy ve çok sayıda yetkili katıldı. İhlas Medya Holding Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay, yemekte yaptığı konuşmada İhlas Medya'nın hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 50 yıl önce büyüklerimiz, amcalarımız, abilerimiz, babalarımız buraya geldiğinde işte birkaç yıl çalışıp para kazanıp gerilemek istemiyordu. Ama burada 30'dan fazla meslek dalında efendim çalışan insanlarımız olmuştu. Yani para kazanıyoruz ki bankalarımız da burada. Yani para kazanmazsak, efendim bir kazanç yoksa bankalarımız da gelmezdi. Yapılan konuşmalarda hem sorunlar dile getirildi hem de rehber çalışmasının önemine değinildi. Markalaşma konusu, marka değeri oluşturma, tanıtım firmalarımız için çok çok önemli. Türkiye 2023 yılı hedeflerine yürüyen bir ülke konumunda şimdi biliyorsunuz. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedef tabii baktığınızda sadece işte kağıda yazılan bir hedeften öteye geçirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya çapında tanınan, dünya çapında ismi olan markalarını oluşturması gerekiyor. Markalaşma sürecinde pazarlama ve satış önemli faktörler. Şirketlerde satışın parayı getirdiğini düşünülür. Bu yüzden daha çok satışa önem verilir. Fakat asıl pazar para kazandıran pazarlamadır. Faaliyet alanımızla ilgili pazarlama yaptığımız malı muhatap kitleye, tüketiciye güzel bir şekilde tanıtmak, sunmak, tanıttıktan sonra da sürekli ve devam edebilir bir şekilde onların sizin sunmuş olduğu pazara, o malı sunmuş olduğunuz malın sürebilir bir şekilde satışını temin edecek şekilde. Öncelikle 3. yılınızı kutlarım Postun rehbere ve çok önemli bir rehber ve çok büyük bir katkı sağlıyor. Bilhassa markalaşmayla alakalı çok güzel bilgilere sahip olduk bugün ve böyle bir davete iştiraktan dolayı onur duyuyorum. Şeref verdiniz bizi davet ettiğinizden dolayı ve çok güzel bir ortam, yemekler çok güzeldi ve tekrar teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Her şeyden önce Post Gazetesi'ne, TGRT'ye, İhlas grubuna bu güzel anlamlı günde bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi İsviçre'de bulunan iş yapan iş adamlarımız, esnaflarımız bir araya geldik. Hem bize hep beraber bir akşam geçirmemizi sağladınız. Hem de birbirimizle görüş alışverişinde bulunduk. Dolayısıyla bu gibi toplantılar bizim için çok önemli. Şimdi her şeyden önce TGRT ailesine, size Posta gazetesinin yapmış olduğu bu çok değerli görüşmeler, toplantılarda gerçekten iyi bir katkı oluyor. Çünkü iş adamları yavaş yavaş birbirini daha çok tanımaya başlıyor. Bu iyi bir alışveriş oluyor aslında, iyi bir tanışma yemeği oluyor. Kısa da olsa sık sık yapılması gerçekten güzel. Yani bunun için tebrikler diyeyim, teşekkürler diyeyim. Teşekkür ederiz. Bu organizasyonu çok başarılı buluyorum. Markalaşma çok önemli bir konu. Özellikle Türk girişimcileri açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve bu programdan dolayı Post Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir yemekte bir birlik, beraberlik, dayanışma açısından çok güzel oluyor. İşlerimizin icabıyla görmediğimiz dostlarımızla görüşüp istişareler yapabiliyoruz. Bunun açısından tekrar yeni insanlarla, yeni yüzlerle tanışıp yeni pazarlara bir yol açma şansımız oluşabiliyor. Aynı zamanda da
rehberin de vermiş olduğu katkılarla birlikte sürekli bir yol süreci gidiyoruz. Çok memnun kaldım. Yemekler çok güzeldi. Davet çok güzeldi. Ortam çok güzeldi. Sohbetler çok sıcaktı. İnşallah devamını diliyorum. Post gazetesinin de bu şekilde profesyonel çalışmasını ileriki zamanlarda devam etmesini isterim. Uzun zamandır bir arada olan görünmeyen arkadaşları bu vesilesiyle görüyoruz ve görüşüyoruz. Artı bazı bilgiler de bu dolayısıyla edinmiş oluyoruz. Bu gibi toplantıların sık yapılmasını sektör açısından faydalı buluyoruz. Daha sık yapılmasını istiyoruz. İlk önce davet için çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir programdı. Güzel tanışmalar oldu başka iş adamlarıyla. Bayağı bir kart vizit dağıtabildim ve gurur verici bir şeydi bu kadar iş adamlarıyla birlikte bir yemek yemek için. Ve müsiat olsun, büyükelçilik olsun. Önemli konuşmalar yaptılar ve bizi işimizde motivasyon verdiler bize. Bu bizim için çok önemliydi. Güzel bir adım attılar, güzel bir temel attılar benim için. Katıldığım ilk seneydi. Umarım önümüzdeki sene daha büyük bir organizasyonla karşılaşabiliriz. Özellikle bu akşam Post Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu geceye katılmaktan kıvanç duyuyoruz. Sağ olsunlar, markalaşmayla alakalı çok güzel bilgiler aldık büyüklerimizden. Katılımcı bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kaynaşma açısından iş adamlarının bir araya gelmesi konusunda Post Gazetesi'nin öncelik yapmış olması ayrıca gurur verici bir olay. Bu toplumun bir araya getirilmesi, bu konunun işlenmesi burada ihtiyaç olan bir şeydi. Biz de banka olarak aynı konuya katıldık ve konunun işlenmesi ve açılımı bence çok başarılıydı. Çok güzel bir yemekti. Her zamanki gibi bizlerin bir araya gelmesi, kaynaşması, birbirimiz arasındaki iletişimi sağlanması için bu tür yemekler çok önemli. Rehberde bu sene de yer alacağız inşallah. Geçen sene de yer aldık. Çok güzel tepkiler aldık. Müşterilerimiz de çok memnun bu konudan. Rehber tabii aynı zamanda geleceğe ışık tutacak bir çalışma. Gelecek nesillerde bu rehberden esinlenerek Türk toplumunun İsviçre'de ticaret hayatında başlattıklarını devam ettirmeler açısından bir hedef olacak, bir yol olacak. Rehber çalışması çok güzel bir çalışma. Tabii ki bu akşamki yemekte İsviçre'nin çeşitli kesimlerinden ve farklı branşlarda, ticaret alanında isim yapmış arkadaşlarımız katıldı. Bu tabii şunu gösteriyor. Artık İsviçre'de sadece iş gücümüzde değil, ticaret hayatımızda da varız. Ben bunu çok güzel buluyorum. Çok değerli arkadaşlarımla gene görüştüm. İş adamlarıyla görüştüm. Tanıtım oldu. Birbirimize yardımcı olacağımızı biliyorum. Bu yönde Türk vatandaşımıza da hizmette bulunacağımızı biliyorum. İnşallah daha iyi bir şeyler olur. Post gazetesine, bilhassa Post gazetesi İsviçre Genel Müdürü Ömer Çelik Beyefendi'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir güzel bir geceyi düzenlemesiyle, bunun öncülüğünü yaparak çok önemli bir konuya vurguda bulundu. Markalaşmak. Markalaşmak çok kısa bir örnek vererek, bir futboldan örnek vererek markalaşmak, pazarlama, reklam, orta yapmak gibi ve satışta gol atmaktır. Yani gol atmak için pazarlama, reklam çok önemli konudur. Ve bu konuda da değerli müşavirlerimize çok güzel sözlerle değindiler. Gecenin gayet güzel ve başarılı geçtiğini düşünüyorum. Zürih'in yeni gözlem ekranlarından lider simit dünyasının ortakları Hasip Bey ve Halil Bey ile birlikteyiz. Yeni bir yer açınız. Öncelikle bir hayırlı uğurlu olsun. Bu gece de ilk defa Post Gazetesi'nin yemeğinde ev sahibi yaptınız. Güzel bir hizmet verdiniz. Herkes memnun ayrıldı. Sağ olun. Teşekkürler. Hasip Bey'den başlayalım. Simit dünyasını bize bir tanıtabilir misiniz? Ne vardır? Ne bulabiliriz? Simit dünyası biz Zürih'te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Pastane ve restoran bir arada olmak üzere 120 kişilik oturma alanımızla birlikte bahçemiz var. 15 tane park plastımız var. Yani müşterilerimiz park sorunu yaşamayacak. Sabahları kahvaltı vereceğiz. Cumartesi, pazar açığız. Gözlememiz olacak. Şöyle diyorum ki aradıkları her şeyi burada bile bulabilecekler. Yemek, pastane üzerine.
Peki, Halil Bey, sizi sormak gerekirse Türkiye'de simit bir marka oldu ve dünyada da markalaşmaya başlıyor. Zürih'te simit marka olacak mı? Marka yapacağız mı simiti? Marka yapacağız çünkü ortağım yılların ustası. İsviçre'ye daha doğrusu kendisi getirmiştir simidi. Ve burada beraber daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Sabahları çorbamız, kahvaltı türü, poğaça, simit, yaş pastamız, hepsini taze yapıyoruz. İnsanlarımızı bekliyoruz.